Şimdi bu hayati konuydu. İlk bunu netleştirdik, iyi oldu. Şimdi geldik konservatuar hocam. Ben hep şarkı söylemeyi çok seven biriyim ama sesi kötü olanlardan. Estağfurullah. Hocam şimdi doğuştan mı yetenek? En çok sormuş arkadaşlarım. Bu bölümleri ben gidip sınavlarına girebilmek için bir yeteneğimin olduğunu nasıl anlarım? Genç anlayabilir mi bunu? Ya da sonradan eğitilerek bu geliştirilen, değiştirilen bir şey mi? İlk onunla başlayalım. Evet. Güzel. Şimdi bir insanda zaten yetenek varsa o insan mutlaka sanata yönelir. Ama şöyle de bir durum var. Ortamı olmayabilir. Ortam içerisinde kendini göstermemiş olabilir. Hı hı. Hani onu gelip kendisini bu sınavlarla sınamasında, denemesinde fayda var. Alt yapısı biraz olduktan sonra üstü de geliştirilebilir. Hı. Ama hiçbir şey yoksa orada yani yapılacak bir şey yok. Evet, tabii ki. Tabii, onun için zaten ayrıca bir sınavlar yapılıyor. Aynen. Erdem, sınavlarla ilgili istiyorsan sen bir toparla bize. Kimler başvurabiliyor? Orada, ne zaman başvuruyoruz? Şöyle, orada gençler merkezi yerleştirmeye alışık oldukları için benzer bir şey bekliyorlar. Yani standart bir kural verelim ve herkes o standart kurala uysun istiyorlar. Öyle bir durum yok. Özel yetenek sınavlarında birinci kriter 150 barajını aşıyor olmak. 150 barajını TYT'de aştıktan sonra her üniversitenin kendi kriterleri var. Yani her üniversite, tarihleri var bir de, her sınav üniversitenin, evet, her üniversitenin farklı tarihleri ve farklı kriterleri var. Kim üniversite diyebiliyor ki 150'yi aşmış bile olsam ben 200'ün üstündekileri almak istiyorum başvurulara. Özel koşul koyuyor. Diyebilir, böyle bir özel koşul koyabiliyor. Genelde sadece bir tane özel yetenek sınavı yapılmıyor. Yani hem bu tercih dönemlerinde yapılıyor özel yetenek sınavları, hem de tercih dönemi bittikten sonra sonuçlar açıklandığında merkezi yerleştirmeyle yerleşemeyen öğrencilere alternatif olsun diye gibi düşünerek Eylül başında da mesela tekrar sınavlar olabiliyor. Hatta bizim Eylül'ün 15'inde. Ne zaman hocam? Eylül'ün 15'inde. Şimdiye kadar yaptınız mı hocam? Yaptık. İki sınav yaptık. Şu anda yalnız kesin sıralama belli değil şu anda. Sadece öğrenci alımlarını yaptık, başarılı başarısız. Hepsi bittikten sonra sıralamaya girip burslar çıkacak. Bu sene 5 tane bursumuz var Türk müziğinde. 4 tane tiyatroda, 3 tane opera ve konser şarkıcılığında. Yani çok güzel de burslarımız var aynı zamanda. Arttı burslarımız. 15, 16, 17 Eylül'de 15 Türk musikisi, 16 opera ve konser şarkıcılığı, 17'sinde de tiyatroda yine sınavlarımız devam edecek. Sınavlar devam edecek. Peki hatta hocam, yarın tiyatroda var sınavımız. Yarın? Bekleyebiliriz öğrencilerimiz aynı. İnternetten mi başvuruyorlar hocam? Evet, internetten başvurarak üniversitemizin sayfasına girerek oradan aday öğrenci kısmından başvurularını yapabilirler.